Dünkü bültenimizde aktarmıştık, uzmanlar omikron varyantına karşı hatırlatma dozu aşıların bir an önce yaptırılmasını istiyorlar demiştik. Hatırlatma dozu olarak uygulanan 3. doz BioNTech'lerle ilgili önemli bir zaman değişikliği yapıldı. Dünkü Korona Bilim Kurulu toplantısında alınan karara göre 2 doz Alman aşısı yaptıranlar için 3. hatırlatma doz aralığı 6 aydan 3 aya çekildi. Yani 2. doz BioNTech aşısı sonrası geçen 3. ayda 3. dozlar yaptırılacak. Randevular açıldı. 3. dozlar bugün yapılmaya başlandı. Alerjiniz var mı? Yok. Son dozunuzu ne zaman olmuştunuz? 8 Temmuz'da olmuştum. Yani 5 ay gibi bir süre geçmiş üzerinden. Evet, 5 ay bir süre geçti. 6 ay bekleyecektiniz, ona gerek kalmadı herhalde. Evet, bir ay daha önce yaptırmış olacağım. Son aşının üzerinden 3 ay geçen herkes için hatırlatma dozu açıldı. Karar dün bilim kurulunda verildi. Bugün aşı sıraları doldu. Aşı odalarının önünde kuyruklar olduğunu görüyoruz, ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Omikron varyantı aşıyla ilgili bekleme süresini de düşürdü. Biliyorsunuz ki 6 aylık bir süre vardı. Ancak son yaptırdığınız aşıdan sonra 3 ayı doldurduğunuz takdirde hatırlatma dozunuzu yaptırabiliyorsunuz. Efendim, o hatırlatma dozu için mi geldiniz? Evet. Son yaptırdığınız aşının üzerinden ne kadar geçti? Yaklaşık 3 ay, 3-4 ay oldu. Vakti gelenlerin bir an evvel hatırlatma dozlarının yapılması da şöyle önem var. Hastanelerin COVID hastalarıyla dolup taşmasını engellemiş oldular. Son aşısını 3 ay, 4 ay, 5 ay önce olanlar sıradaydı. Vakit kaybetmeden aşılarını oldular ve yeni varyant Omikron'a karşı silahlandılar. Daha önce kaç doz aşı olmuştunuz? 3 doz aşı oldum. 2. Bu da 4. olacak. 4. olacak. Oldu mu hiçbir yan etki, bir sıkıntı? Yok, herhangi bir hiçbir sıkıntım olmadı. Üçüncü doz aşıyı Temmuz ayında olmuştu ve hatırlatma dozu için hatta geçtiğimiz günlerde gelip sormuştu Semra Hanım. Ancak yaptırılamayacağı söylenmişti ve yapılan değişiklikte süre kısaltılınca Semra Hanım da aşısını olmak için bugün sıraya girdi. Efendim, hayırlı olsun aşınız. Sağ ol. Dediler ki şimdi yurt dışına gidenlere yapıyoruz. Şu anda sizlere yok, daha sonra. Evet, sonra değişince tabii süre hemen geldiniz. Evet canım. Omikron'un şifreleri de çözülmeye başlandı. Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda Omikron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığı, ancak yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş arttığı bilgisine ulaşıldı. Eğer ön çalışmalar ve ön bilgilerin ifade ettiği gibi hafif seyredecek ve çok hızlı yayılacaksa bu belki elimizi güçlendirebilir. Omikron'un belirtileri de boğazda kaşıntı hissi, kuru öksürük, aşırı yorgunluk, hafif kas ağrıları ve gece terlemeleri olarak belirlendi. Ancak uzmanlara göre gene de dikkatli olmakta fayda var. Evet, öldürücü olmayabilir ama çok yüksek vaka sağlık sisteminin yol yürüyüşüne ciddi zarar verebilir. Bu da birçok hastamızın sağlığa ulaşımında sıkıntıya, belki de istenmeyen sonuçlara vesile olabilir. Bu nedenle aşılama hız kesmeden devam ediyor. Herkesin olmasını tavsiye ediyorum. Omikron'un yayılma hızı Avrupa'yı da etkisi altına aldı.